C1. Neyle başlayalım? Mustafa, madem sen buradasın, Hunter'la başlayalım gel. Hunter. Aa, dördüncü ay olmuş. Allah. Ne oluyor, ne bitiyor? Dark Ranger şeyi var. Dark Ranger'a bakmıştım bir. Zor olarak güzel görünüyor da efektif olarak çok şey. Görev geldi yine. Realm first level. There is an urgent mission that requires a seasoned hero of storm. Geliyor muydu ya? How may I aid you? Zmut. Son. Alloy'lar yapılıyor. Neyse dur, bunlara bakarız. Mesleklerle alakalı başka gerek. Direkt bakalım. Lan yemek mi veriyorsun? Portionate stick falan mı? Bayağı bir şey var. Bana bakarız. Ne? Buradan bakalım. Neye mi basıyor? Hero talentları. Dark Ranger. Dark Ranger'a bakmıştık daha önce. Çok şey yapıyordu. Black Arrow. Black Arrow şeyin Survival Spain şey zamanındaki. Hoş geldin. Umarım. Survival'ın miniye gelmeden önceki şeyi. Skill'i. Attığında eğer yaratık ölürse bu varken miydi? Yoksa attığın an mı bir tane iskelet şey yapıyordu, çıkıyordu. Güzel skill. 18 saniye içinde overtime shadow damage vuruyor. Her damage vurdu da %10 ihtimalle barb shot veriyor. Barb shot'ı kullanmayı şey yapacak, sınırlı biraz daha düzenleyecek diye. Hem shot ve rapid fire %15 daha fazla damage vuruyor. Barb shot ve kill shot %15 daha fazla damage vuruyor. Temel bir şey. Hoş geldin yorgun. Each time Black Arrow deals damage, you have a chance to manifest a dark hunt to charge the target. Deal shadow damage. Bunun tantlayan versiyonu. İskelet çıkıyordu sanırım. Aynısını koymuşlar. Küçük köpek çıkıyormuş. Hedefe saldırıp shadow damage vuruyor. When you apply Black Arrow to a target, you gain Hunter Spray Effect. Hunter Spray Effect şu. Neyse, göstermeme gerek yok. Kill shot'ı canın amanına bakmadan istediğin gibi atabiliyorsun. Güzel. Bunu yayma ihtimalimiz var, bakalım. Ne? Ha, bir yeteneğin cooldown'ını sıfırladın. Barb shot'ı charge'ını verdiğinde, yani cooldown sıfırladığında 15 plus verir sana diyor. Üstünde Black Arrow olan bir karakter ölürse Black Arrow'un cooldown'ı 12 saniye azalır diyor. Biraz şeye dönmüş, eski haline dönmüş. Hatta birebirini yapmışlar gibi, özellikler aynı. Sen ve petlerinden çıkan damage'ın, shadow damage'ın %15'i veriyor sana diyor. Acceleration, bu çok iyi. Bu çok iyi. Heal'e bastığında 3 saniye Survival of the Fittest geliyor. Survival of the Fittest'e bastığında Acceleration'ın efektinin %50'sini alıyorsun. Bu çok iyi bir defans. Heal'e bastığında defans geliyor. Defansa bastığında heal veriyor. Şuna bakalım. Dengece bastığında en yakındaki hedef %40 yere zincirlenirmiş. %40 daha yavaş hareket edermiş. O 8 yardlık alandan çıkana kadar. Binding Shot'ın şeyi, Binding Shot'ın nasıl diyeyim, stunlayan değil de slowlayan versiyonu. Çıktığında kırılıyor. Call of the Wild aktifken Black Arrow %50 daha hızlı damage vurur. Yani overtime'ı tık 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 edecek. 18 saniyede vurduğuna göre bu normal şartlarda 3 saniyede bir damage vuracak. Yani 6 kere. Onu 1,5 saniyeye indiriyor. Haste ile birlikte azalır muhtemelen bu. Multi shot. Black Arrow olan bir hedefe değdiğinde
Hedeften Shadow Damage patlar, enerji patlaması olurmuş, Shadow Damage vururmuş. Hedefe ve hedefin çevresindekiler. 6 saniyede bir olur sadece diyor. Yani bunun 6 saniyede bir olmasının nedeni ne biliyor musunuz? Beast Cleave de 6 saniye sürüyor. Yani Beast Cleave için zaten 6 saniyede bir multi shot atıyorsun, onu bozmayacaksın. 6 saniyede bir bunu attığında patlayacak. All Shadow Damage you and your pets deal. Pet'in ve petlerden ve senden gelen bütün damage'ler %10 artıyor. Kill shot %15 ihtimalle ekstra bir barf shot charge'ı veriyormuş. Eğer Black Arrow olan birisini kullanırsan. Birisine kullanırsan. Eğer şu Shadow Damage biraz daha genel olarak varsa, sadece buradan gelmiyorsa şu daha iyi. Ama bu çok şey, hani Black Arrow olan hedefe kill shot attığında, yani dığdının dığdısı gibi bir durum. İlginç. Black Arrow aim shot'ın ne? Ha şey iki taraf. Black Arrow barb shot'ın cooldown'ını resetlediğinde hedefine kara oklar atılırmış. Baraj olarak. Demek ki bayağı bir ok atılıyor. Shadow damage vurulmuş hedefe. Hedefe mi hedeflere mi? Yok hedefe. Tek kişi. Tek kişiye hedef şey Shadow damage vuruyor. Üstüne düşen oklar ve de 6 saniye boyunca senin ve Petin'in vurduğu damage %10 artıyor. Günaydın Samet. Bak bunu diyorum işte. Yani Dark Ranger tarafı çok şey. Tamam konuştuk da hani lan ne talentmış bu falan dedirtmiyor. Diğer şeyler de var. Bir tane var en azından. Ama bunun da şöyle bir tarafı var. Bunda da boş talent yok. Mesela şu bile defansif yok aslında bu boş talent ya. Boş talent. Leader'a bakalım. Pack leader güzel olabilir. Kill command. Arda arda attığın kill commentler birbirini güçlendiriyor. Ulan Beastmaster'da zaten fazla bir tuş yok. Yine pasif koymuşlar. Free Warrior şeyi yapıyorlar. Free Warrior'ın Slayer'ı da böyle. Every third basic attack is a guaranteed critical strike. Damage for ring is critical button. Petty'nin basic ataklarının her üçüncüsü kesinlikle crit vuruyor. Crit'in ne kadar yüksekse bu crit vurduğundaki damage'i de o kadar fazla artıyor. Your pet's basic attack critical strikes increase your critical strike damage by 5%. Bu tarafa full crit gitmek lazım. 6 saniyede vuruyor. 6 saniyede 3 kere vurur mu ki? Her 3 tane de bir crit vuracaksa 6 tane de bir olabilir. Ama sürekli aktif olması lazım. Petin şeyi kaç ya? Dur bakayım. Otomatik pet var mı yanında? Var. Oto atak hızı kaç bunun? Nereden bakabiliriz? Eskiden pete buradan bakabiliyordum. Yani 2 saniyedir en kötü. Ne kadar şey olacak? Ne uçtu? Şey uçtu. 2 saniyede bir vursa 6 saniye desen denk getiriyor. Öyle ya da böyle. Peki. Şey nerede dur arada arkada edit yapıyorum bir de ben ona da bakmam lazım. Biraz sabahki şey sıkıntılı geçti maalesef. Kayıt. Seste ufak bir sıkıntı var ama volt olduğu için yeniden de alamıyorum. Biraz sıkıntı bu hafta. Bas. Yenisini yükle arada. Canlı yayın değil ya. YouTube'da canlı yayın açtım ya yanlışlıkla. Dur bir dur. Dosya seç. Var. Farkra. 7. haftadayız değil mi? Daha doğrusu 7. Yanlış yapmadım. Evet 7'ymiş. Hemen bir gireyim. Devam edeceğiz. Koyalım.
Hunter ve Warlock. Tamam. Great Vault sezon 4 bu. İçine koyuyor. Haftalık işime yarar bir şey yok. Ne yapmak lazım acaba? O şeylerden aldın mı sen soket parçalarından? World of Warcraft. Kemerin, iki yüzüğün, başlığın, bilekliğin. Bunların hepsinde soket var mı? Kadar. Benim antara bu hafta ne çıktı biliyor musun? Mustafa. Bot. Retaste bot. Evet böyle. Alt karakter oynadıkça bu hale geliyor ortalık. Sen niye sapıttın bakayım ya? Ben seni ayarladım. İşte bunu geç, bunu geç. Herkese açık. Az sonra da yayınlanırsın. Yayınla. Görünürlüğü değiştirmeye gerek yok. Bu kadar kaldı. %80. Bak devam edelim. Bakalım. Şimdi burada ne var? Aspect the Turtle, Survival of the Fittest and the Mant Pet. Ha? Hunter'a her yerden heal vermişler. Aspect of the Turtle'a bastığında 4 saniye içinde %20 canın doluyor. Survival of the Fittest'a bastığında 4 saniye içinde %20 canın doluyor. Mantipet'e bastığında Petty'nin ekstradan canı doluyor. Eğer bunları yaparken canın %50'nin altındaysa 1 saniye daha uzuyor bir de. Yani 1 saniye ne demek? 4 saniyede %20 ise 5 saniyede %25 olacak. Hunter'a defans vermişler her taraftan. İyi bir şey mi? Tabii ki iyi bir şey. Olabildiğince defans alsın çünkü şu anki hali kullanılacak gibi değil. Aspect of the Cheetah. %15 daha hız veriyormuş. 8 saniye daha. En son. Engine beğenilmeyecek bir tarafı yok ya. Spellslinger da şeyde çok güzel. Frostfire'da çok güzel. Ne güzel yapmışlar. Disengage'e bastığında 5 saniye boyunca bütün ataklarının range'i 4 yerde artıyor, 5 yerde artıyormuş. Your best basic attack is chance to increase the cooldown. Okay. Petty'nin basic atakları, standart o klav mulav var ya, ısırma mısırma. Onlar %20 ihtimalle cooldown'ları resetliyormuş kill command'in ve de ikinci kez bir %30 damage vurmasını şey yapıyormuş, sağlıyormuş. Güzel. Buna bakmak lazım mı? Command cooldown'ı. İki kez vuracak. Yok bunun tadı şeye, track'e ihtiyacı yok. Güzel, buna bakalım. Multi shot. Bir sonraki multi shot'ın damage'ini %20 artırır. Kill command. Biz Cleave'in süresini 6 saniye, 1 saniye uzatıyor. Gerek yok. Bu taraftaydı. Tamam. Bu iyi olabilir. Multi shot bir sonraki multi shot'ın damage'ini %25 artırıyor. Pet üstü eğer master üstünden gidilmezse bu daha iyi. Master üstünden gidilecekse bu. Daha az multi shot atman lazım. İnşaat yazın. Ha, bak bu güzel. Killshot damage vurduğunda vurucu damage'in %30'unu da 6 saniye içinde overtime olarak vuruyor. Ve de bu süre boyunca senin ve Petty'nin vurduğu kanama damage'i %25 artıyor. Talent'ta çok fazla kanama şeyleri var. Çok fazla tuşa basacak bir şey yok. Bu Pack Leader'ı seçersen hiçbir şey yok. Başka. Pack Leader da güzel duruyor. Bayağı iyi. Ama dediğim gibi yine hani o neymiş dediğim bir talent göremedim daha. Bunda da aynı. Transmic Frenzy in Tears as you chance to cool down bar bir şey adını. Frenzy Tear ne ya? Ha bu.
%20 ihtimalle şey yapması. Onu harcadıktan sonra %50 ihtimalle barb shot'ı sıfırlayıp %30 daha fazla damage vurmasını sağlıyor. Yok. Kanatmaları o kill shot'tan hemen sonra atman lazım. Yani kanatma skill'leri var Pet'in. Pet'ten gelen işte steel trap'ten falan gelen onlar. Let's see rat. Ha bak bu çok iyi. Pet sayısına göre eğer damage'in artıyorsa bir set parçasından bir şeyden falan. 6 saniyede bir şeyinden stable'ından ahırından şey çağırıyormuş. Adam çağırıyormuş. Güzel yani. Bu ne? Vicious Hunt ve Pack Coordination. Vicious Hunt. Pack Coordination ne? Bu. Bir dahaki basic ata, bir dahaki warp shot'a attığında basic atak da vuruyor bak. Bak şu pack leader'ın skill'lerin kendi arasındaki uyumu gayet güzel. Her taraftan warp shot geliyor. Warp shot'ı kullanmak çok daha basit hale gelecek. Witch's Hunt ve Pack Coordination artık iki stack'miş. Stack'lenebiliyormuş ve de iki kere etki gösteriyormuş. Ne oluyor lan? Baktan bir kayıyor var. Ve de Call of the Wild esnasında kesinlikle aktifmiş. Çok güzel. Şey, Pack Leader'ı bayağı bir beğendim. Güzel bir şey. Güzel bir... Yani Dark Ranger'a göre daha güzel tabii ki. Şimdi şu mu? Mu? Bu ne farkı var? Şey, craft seti herhalde değil mi? Bunlardan hangisini? Üçünü mü giymen lazım? Kemal'e yani chest'i giymeyeceksin. O zaman bunu almayacaksın ki. Şunu almayacaksın ki bu olabilsin. Ne yapıyormuş? Yani ilginç. İlk sezon için şey olabilir. 500 ikinci stat rastgele. Peki bu ne? Barb shot. Petri'nin atak speedini %5 artırıyor. Çok güzel. Şeye, Pack Leader'a çok uyuyor bu set parçası. Pet'in atakları %10 ihtimalle 10 saniye boyunca %10 daha fazla damage vurmasını sağlıyor Pet'in aynı hedefe. Pack Leader çok iyi. Pack Leader set'le de uyuşuyor. Bunda çünkü şeyle alakası yok. Bu sanırım Marksmanship de mi? Dark Ranger daha fazla olacak. Marksmanship de daha etkili olabilir. Pack Leader için şey, yani böyle Beastmaster için Pack Leader daha iyi gibi. Zaten isim olarak da aslında hani. Günaydın Ali. Daha hani isim olarak düşünseniz ne yaparsınız? Dark Ranger'ı Marksmanship'e koyarsınız. Pack Leader'ı Beastmaster diye düşünürsün. PvP için Dark Ranger bence. Yani zaten şey, kendini korumalık çok bir şey yok. Şuradaki şu skill var çok iyi. Hangisi? Şu. Defansa bastığında sana can veriyor, cana bastığında defans veriyor falan filan. İlginç bir yapısı var. Peki. Marksmanship'e bakalım. Marksmanship'te ne çıkacak? Sentinel. Burada yeni bir şey var mı? Aim shot'ı şey yapıyor zaten bu. Resetliyor. Atakların, hedefin üstüne Sentinel diye bir debuff bırakıyormuş. 10 kereye kadar stacklenen. Sentinel stackleri 3'ün üstündeyken ne oğlum şey yapmışlar ya. Hiç... DPA'nın sonunda Collapsing Void miydi? Collapsing Reality miydi?
Collapsing Void olabilir. Öyle bir skill vardı. Şu an şeyde de var. Shadow Priest'te de var. Hedefin üstüne stack biriktiriyorsun, biriktiriyorsun. Her yeni stack kazanıldığında stackler kendi başına sıfıra inene kadar pat 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 patlama ihtimaline sahip oluyor. Aynısı. Saldırdıkça hedefin üstüne Sentinel debuff'u şey yapıyorsun, veriyorsun. 3 stack'ten sonra eklediğin her Sentinel debuff'u belli bir ihtimalle patlamaya başlıyor sıfıra kadar. Sıfıra inene kadar. Ard arda patlatacak. Yani zaten olan şey. Hunter'a da koymuşlar. Sentinel her damage vurduğunda bir hedefe damage başına, daha doğrusu vurduğu damage'ın hedef sayısı başına %1 maksimum canın artıyormuş, %10'a kadar. Hunter'a maksimum can vermek çok mantıklı değil, defans lazım. Bilmiyorum ki, bakıyoruz işte bizler. Unholy Death Knight çok iyi. En son baktığımda şey iyiydi bir de. Frostfire iyiydi sanırım. Spellslinger'la Frostfire. Bakacağız onlara, bilmiyorum. Sentinel'i, üstünde Sentinel olmayan birisini attığında bir stack yerine iki stack'le başlıyormuş. Aimshot ve Rapid Fire %5 daha fazla damage vuruyor. Sentinel her damage vurduğunda %15 ihtimalle 5 fokus verebiliyormuş. Ve de arda arda patlamalarda, hani mesela 7, 8 stack var, patladı 7, 6, 5, 4, 3, indi indi ya, her patlamada hala %15 değil, %10, %4, %3, %2 azalarak. Hani 8 tane var %15 ihtimalle bana buradan 10-15 fokus gelir diye düşünmeyin, azalarak gidiyormuş. Sentinel'i hiç beğenmedim ben ya. Sentinel damage vurmaya başladığında hedefler %3, %30. Ya, niye ben %30 diyorum? %40 slow yiyormuş 3 saniye. Kafam karışmış şu sağdaki üçle. Bu da şey için, Sentinel'in damage'inden kaçamasınlar diye. Üstünde Sentinel patlaması olan, Sentinel'den damage yiyen birisi sana damage vurduğunda 3 saniyeliğine rootlanıyormuş, yere bağlanıyor yani. Özellikler çok ilginç. Bak, bu da PvP. Bu da şeyin PvP. Ay, bu ne böyle şey? Max Magic tamamen PvP. Dark Ranger da PvP. Sentinel de çok PvP. Oğlum bu ne lan? Şu ikisi arasında fark yok. Bak şimdi. Şeyle alakalı. Ne onun adı? Pack Leader'la alakalı. Pack Leader'la alakalı şöyle bir olay var. Bak. Boş slot yok Pack Leader'da. Buna bakın. Birisi üstünde Sentinel olmayan birisine ilk kez Sentinel verdiğinde ya da işte Sentinel'in ilk stack'ini yapacağın zaman bir yerine iki stack kazanıyor. Tamam mı? Üstünde Sentinel yoksa. Şuradaki talent'a bakalım. Bir hedefe Sentinel vurduğunda %15 ihtimalle ikinci bir stack veriyor. Lan şimdi İki tane farklı slot mu harcadınız aynı şey için? Hani denk gelirse tamam. İlk attan 1, 2, alttan da 3 olacak. 3 ile başlayabilirsin. Ya ama bu iyi bir şey değil ki yani. Buraya daha düzgün iyi bir talent bulamadınız mı? Bunda %15 ihtimal var. RNG ile saçma sapan bir oran vermişler. Bunun şöyle bir fark var. Bu sadece en başta işleyecek. Bu Sentinel'in üstünde ne bileyim 5 stack'ken falan da işler. 5 stack'ken bir bakarsın 7'ye çıkmış olur. Çünkü ihtimalle çift veriyor ya. Bakalım. Sentinel damage vurduğunda push atın cooldown'ı 1 saniye azalıyormuş. 15 saniyeye kadar. 15 saniye maksimum 10 şey oluyor, 10 stack oluyor. Nasıl 15 saniye olur diye düşünmeyin. AO'ya vurursa adamsı başına 1 saniye ineceği için. Hani 3, 6, 9 falan diye de gider artık. 5, 5 de gider yani. Ruh Shot'ı aktif ettikten 8 saniye son Ruh Shot'ı aktif ettikten 8 saniye sonraya kadar, yani açtın 8 saniye boyunca bütün yeteneklerin kesinlikle Sentinel veriyormuş. Ve de bunların hepsi %15 ihtimalle şey yapacak. İlki de buradan 2 yapacak.
Yani kar topu gibi genişliyor. Sentinel olan bir hedefe multi shot atarsan etrafına arcane damage vuruyormuş. Sentinel'de hedeflerin. Bir saniye dur. Bir dur 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 dur. Sentinel tek hedef üstünde olmak zorunda değil. Yani 5'lik bir grup var. Oraya multi shot atarsan oradakilerin 3 tanesi sentinelli de olabilir. Her sentinel kendi içinde patlarsa saçma sapan bir damage ortaya çıkabilir AoE'de bu. Da. Bak şurada. Ve de multi shot attıkça kendi arasında da patlıyormuş. 6 hedefe kadar arcane damage vuruyor. Sentinel'in patlamasının adam sınırı yok. Eğer 3 stack'ten fazla Sentinel stack'e olan bir hedef %20 alacağının altına inerse Sentinel böyle sayı sayı saniye saniye patlamak yerine birden bütün hepsini patlatıyormuş. Sentinel stack'leri boşa gitmesin diye. Ya bu ne Allah aşkına? %20 canının altındaki birisine damage vurduğunda her 3 saniyede bir tane Sentinel kazanıyormuş. Bu da tersi. Bu ne? Lunar Storm. Her 15 saniyede. Bu ne ya? Şey oldu bu. Night Elf oldu Sentinel. Sentinel Night Elf'ten gelme de yani yine de. Her 15 saniyede bir. Bir sonraki Rapid Fire'ın. Hedefinin çevresini vur oğlum. Confess your sins, lest they consume you. Hunter Main geldi herhalde. Hedefinin 10 yer çevresine Lunar Storm oluşturuyormuş 8 saniyelik. Lunar Storm ne? Random enemy affected by Lunar Storm gets struck by. Şu Hunter'a Starfall vermişler. Veya Tyrant'da skill'i bu çünkü. Şimdi 15 saniyede bir kullandığın rapid fire'lar hedefin çevresine 10 yardlık bir alana Lunar Storm diye bir şey açıyor 8 saniye boyunca. Lunar Storm esnasında her 0,4 saniyede bir 40 bin damage vuran bir şey iniyor. Meteor mu iniyor? Ne iniyorsa. Birisinin rastgele birisinin üstüne. Damage vuruyor. Bu efektten damage yiyen herkes senden ve petlerinden %15 petinden %10 daha fazla damage alıyor 8 saniye boyunca. Sonlara doğru toparladı sentine. Ama yine de pek lider en iyisi gibi. Marksman'de de var evet. Marksman'de var. İkisi Marksman. Şimdi şeye geçeceğiz. Survival'a geçeceğiz. Survival'da da Sentinel'le şey var. Sentinel'i nasıl yapacaklar ki? Hunter'a değişim getireceklermiş daha. Saniye şu video olduysa hemen bunu bir atayım. 16 dakika önce olmuş bir de. False advertising. Atalım. Dur. Dur. Çek şimdi. Sentinel'de nasıl oluyor? Atakların falan filan. Burada ne var? Wildfire bomb üstünden yapmışlar. Bunda da rapid fire yerine. Artık hepsi bak. Multi shot, carve ve battery. Multi shot'ı kullanmazsın zaten. Carve ve battery'yi kullanıyorsun. Battery ile carve da aynı skill'in sağ ve solu. Nereye koymuşlar onu? Carve baseline mi lan? Bu ne? Survival'ın kendi skill'leri nerede? Ben mi göremiyorum? Beast Mastery. Tamam, Marksman. Et Shadow 5. Tamam. Yani neyse.
maglı bir şeye bakıyoruz. Şurada peke bakalım. Pekte ne var? Zaten King Command üstünden bu tamamıyla aynı şeyler olacak. Bunda da bu işe yarıyor olabilir. Sentinel'de garip bir patlama olacak. AoE yani yan yana kümelenmiş yaratıklar için çok yüksek damage olabilir. Hunter bitti. Hunter'da herhangi bir şey yok başka. Neye geçelim? Mage'e geçelim. Evet, Spellslinger'la bu değil. Arcane'le Frost'un arasına bakmak lazım. Arcane Frost mu? Frost. Frost'un şeyleri çok güzel, özellikleri çok güzel. Şimdi önce bir set parçasına bakalım. Set parçası ne yapıyor? Arcane'e bakmayacağız ya. Dur, Frost'la başlayacağız. Evet, şimdi Spellslinger ve Frost var. Çok güzel bunlar. Frost'un özelliği ne yapıyor? Arcane. Ice Lance %5 daha fazla damage vuruyor. Fingers of Frost'ta bir sonra kullanacağım Frozen Orb'un damage'ini %10 artırıyor. 10 kereye kadar. Frozen Orb'u tekrar kullanana kadar Fingers of Frost'u 10 kere kullanır mısın ya? Hoş kullanırsın aslında. Frozen Orb'u kullandığında ard arda 2-3 tane gelecek. AoE alanın içine atarsan atar. Denk gelebilir, evet. Frozen Orb 15 saniye boyunca Ice Lance'in önce kendi arasında dönüyor. Şimdi buradan sanatlara bakalım. Mage'in... Oh, Mage çok değişmiş. Mage'in şurası tümden değişmiş. Welcome! I have so been looking forward to your arrival. Vallahi. Tamam, Frozen. Hepsi vardı zaten. Bunları tek tek inceleriz. Şu hero talentlara bakacağız. Şimdi benim favorim Frostfire. Ne yapıyor? Fire spell'le damage vurursan Fire Master'ı alıyorsun. Frost spell'le damage vurursan Frost Master'ı alıyorsun. Birer stack. Fire Master'i sana haste veriyor. Frost Master'i sana master veriyor. 12'şer saniye. Ve de bunlar 8 kereye kadar stackleniyor. Ne demek bu? 12 saniye boyunca maksimum stack'te 8 master'i, 8 haste'in olacak yüzdesel. Ekstradan yeni şey olması, yeni stack kazanman durasyonu uzatmıyor. Yani üstünde kalmayabilir. Ben bu sistemi normalde gram sevmem ama şey... Yani sistem olarak güzel. Alta indikçe göreceğiz. Frostfire Bolt var. Frostfire Bolt'u Lich King zamanında o klasiğinde oynadıysanız görmüşsünüz. Yanarlı dönerli damage vuruyor. Hem Frost damage vuruyor hem Fire damage vuruyor. Frost Bolt'un yerine geçiyor. Şimdi ne yapıyor bu? Hem ateş hem buz damage'i vuruyor. Burada zaten ateşle buz aynı anda vuracak ya. Yani iki şeyi aynı anda almış oluyorsun. İki buff'ı aynı anda almış oluyorsun. Tamam mı? Ne yapıyor şimdi? Damage vuruyor, slow yapıyor, üstüne overtime yakıyor. Alta da dediğimi demiş zaten. Firebolt hem Fire Master hem Frost Master için şey verir demiş. Ice bariyere basarsan üstüne Blazing bariyer de yapıyormuş %25. Yani bariyerini %25 güçlendiriyor. 100 yerine 125 yapacak. Ice Block üstündeyken ufaktan hareket edebiliyormuşsun artık.
Zaman geçtikçe, Ice Balloon süresi ilerledikçe de, günaydın Kerem, İlerledikçe de daha hızlı hareket ediyormuşsun. Yani üstünde eriyor işte buz. Onu o efekti vermeye başlamış. Ice Block ve Ice Cold'a bastığında üstüne bariyer otomatik olarak geliyormuş. Özellik bitti. Burada ne var? Fire spellerin cooldownları 30 saniye, %30 kısalıyor. Yani Dragon Breath'in CCC için belki. Blazing şey için falan. Bakmadım daha bizler. Cold Snap ateş kulü skill'lerini de şey yapıyor. Resetliyor artık. Utility tarafı bu tamamen. Ateş damage, ateş şeylerine bakarsanız ateşte zaten yani sanmıyorum Fire Blast'ı falan buraya sokuşturun. Olmaz o. Alstance'e dönmüyorsa zaten. Bakmak lazım. İzotermik Core. Bak bu çok güzel. Comet Storm'u çağırdığında, kullandığında aynı noktaya meteor iniyor. Meteor'u çağırdığında aynı noktaya %125 güç, %150 güçte Comet Storm geliyor. Birbirini şey yapıyor. Comet'ı çağırdığında meteor inecek, meteor'u çağırdığında Comet inecek. Çok güzel ya, çok güzel birleştirmişler iki şeyi. Yani bu ne demek, bir de şöyle bir şey var. Comet'ı çağırdığında meteor da geldi ya, artık bu da Frostfire oldu. O bunda buradan da şey alacaksın, stack alacaksın. Frost ya da Fire Spell yapmak bir sonraki Frostfire Bolt'un damage'ini artırıyormuş. Arda arda Frostfire Bolt kesmek zorunda kalabilirsin. Burada da şöyle bir özellik vardı. Nerede bu? Burada mıydı acaba? Saldırıların ihtimalle %50 ihtimalle iki kişiye daha vuruyor çevresindeki de. Adı neydi onu hatırlamıyorum. Shatter mıydı? Ayrılma mıydı? Öyle bir şeydi. Burada bir yerde böyle bir özellik var. Frostfire Bolt için, çünkü Frostbolt ve Fireball skill'lerinin yerine geçecek. Onlara en temel skill'leri sürekli atacaksın gibi bir duruma götürüyor. Onu destekleyecek bir şey. Bu ne? Frostfire Bolt'un cast time'ı %10 azalıyor. Bak bu çok işe yarayabilir. Güçlendiriyor, hızlandırıyor. Haste'e bağlı olarak biraz değişir ama şu iyi gibi. Çünkü ne kadar ardı ardı kullanacaksın o belli değil. Diğer skill'lerle bunu tutmak zorunda kalabilirsin. Frost ve Fire büyülerin ihtimalle bir tane Frostfire Bolt atabiliyormuş 14 damage için. Bu efekt Frostfire Mastery veriyor. Yani Frost ve Fire büyüleri dediğin zaten Frostfire atarsan ikisi birden. Acaba şöyle bir şey var. Mesela %20 ihtimalle Fire, %20 ihtimalle Frost sana ekstradan bunu proklatıyor diyelim. Eğer Frostfire Bolt atarsan %40 ihtimalle mi oluyor? Denenebilecek bir şey bu. Bakalım. Selam Murulu. Frostfire Mastery'de maksimum siteye ulaşmak şu an için 8. Maksimum siteye ulaşmak, bir sonra kullanacağım Flurry'nin aynı zamanda %200 güçte bir Ice Nova atmasını sağlıyor. Excess Frost'u harcadığında, bu skin'in adı Excess Frost. Excess Frost'u harcadığında Comet Storm'un cooldown'ı 5 saniye düşüyormuş. Bak, deminki Hunter'ın talentlarına bakın, bir de buna bakın. Çok güzel ya bu. Frostfire Empowerment. Frost ve Fire spellerin belirli bir ihtimalle Frostfire Empowerment'ı proklarmış. Bir sonraki Frostfire Bolt'unun instant %100 daha güçlü ve de vurduğu damage'in %80'ini etrafına vurmasını sağlıyormuş. Bu efekt Frostfire Mastery'den gelebilecek gücün tamamını alıyor. Yani maksimum evet %8 ve de üstündeki şeyi mesela şimdi Frostfire efekt kazandı 8'den başladı, 12 saniye sürüyor. Son 5 saniyeye geldi işte 4. 5. stack'te ya. Bunu atarsan normalde refreshlenmeyen şey buff refreshleniyor. Bunu kenarda tutup son 2-3 saniyede atarak debuff'ını uzatabilirsin. Buff'ını uzatabilirsin. Ve de çok güzel ya. Orbit'in de birkaç tane sınıf çok acayip. Fire Mastery'de maksimuma çıkmak ki bu 8.
Bir sonraki Ice Lance'inin Living Bomb atmasını sağlıyor hedefe. Bu Living Bomb patladığında da Brain Freeze geliyor sana. Brain Freeze'de de Flurry atacaksın. Eğer o Flurry de bir de maksimumda geldiyse, nerede o Flurry? O Flurry bir de maksimumda geldiyse Ice Nova atacak olduğu yere. Ice Nova atınca Comet Storm azalacak. Comet Storm atınca Comet Storm'u kullanacağım. Meteor inecek. Çok güzel. Döngüsü çok güzel bu şeyin. Frostfire'ın. Frostfire Empowerment. Tamam, yazıyor zaten. Bunu niye tekrar yazmışlar ki? Evet. Bombardçın ya da Ice Vein'se bastığında sana bir tane Frostfire Empowerment veriyor. RNG'ye de bağlı değil artık. Bak, gayet güzel. Ortada bir RNG varken bu RNG'yi biraz da kontrole bağlayınca çok güzel oluyor. Şuraya kadar burası tümden RNG. Hani şu olursa olur, bu olursa olur falan, ama buff'ı üstünde tutmak sıkıntı gerçekten. Çünkü yenilenmiyor. Şuraya geldiğinde buff'ı üstünde tutma süresini uzatıyorsun ama hala RNG. Burada RNG gitti. Çok güzel. Bu çok hoşuma gitti. Benim Spellslinger'a. Benim Spellslinger'da şu şekilde saldırıyorsun, saldırıyorsun, saldırıyorsun. Hedefin içine kıymık bırakıyorsun. O kıymıkları çat diye bir çekiyorsun. Damage vuruyor. Frost Splinter, Fire Splinter, Arcane Splinter falan olacak. Kıymık. Bakalım şimdi. Winter Chill efektini harcadığında Winter Chill'ine Flurry'e attın. Hedefin üstünde 2 stack şey çıkıyor. 2 stack mi, 3 stack mi? Debuff çıkıyor o. Winter Chill debuff'unu harcadığında hedefin üstünde hedefe bir tane Frost Splinter yolluyormuşsun. Frost Splinter ne yapıyormuş? Ufak bir projektil. Sallıyorsun. 4000 Frost Damage vuruyor. Bunun bir önemi yok. Sadece hani canını yakıyor gibi düşün. 18 saniye boyunca bu Frost Splinter'lar hedefin içine girerlermiş. 18 saniye. Şimdi gidip de bir damage vuruyor. Sonra overtime bir de 14000 daha damage vuruyor. Ve de bu efekt stackleniyor. Hedefin üstünde şeyin var, kıymığın var. Bu oturdu. Sonrasına bakalım. Ice Vein'se bastığında 8 tane Frost Splinter'ı adama çat diye atıyormuşsun. Ice Vein'se esnasında yeni bir Frost Splinter oluşturduğun an ihtimal, %100 ihtimalle bir tane daha yapıyorsun. Yani şu, Ice Vein'se bastığında hedefe 8 tane Frost Splinter atıyorsun. Sonra Ice Vein'se esnasında yeni bir Frost Splinter oluştuğunda bir yerine 2 tane gidiyor. Tamam mı? Gayet güzel. Blizzard'ın etki ettiği bir şey, hedef. Neyi düzgün okumak lazım. Belirli bir grup var ortada. Bunun üstüne Blizzard attın. Blizzard atılmış hedefe Frost Splitter attığında, kıymığı attığında vurduğu damage'in %20'sini etrafındakilere de vuruyor. 5 hedefe kadar. 5 hedeften sonra sıkıntı. Frozen Orb tarafından damage alan düşmanlar 4 taneye kadar Frost Splinter oluştururlarmış. Frozen Orb'un da damage'i %10 artmış. Yani attın 1, 2, 3, 4, 4. şeye kadar 4 tane Frost Splinter oluşturuyor. Güzel. Şeyleri nereden oluşturacağına bakmak lazım. Frost Splitter'lara. Alter Time esnasında %40 daha hızlı koşuyorsun. Displacement'ın süresi %50 daha uzun ve de %25 daha uzak kısımdan kullanabiliyorsun. Range'i artıyor, süresi uzuyor. Ice Barrier, ne kadar canın eksikse ona bağlı olarak çok daha fazla health absorbluyor, can şey yapıyor, damage absorbluyor. %50'nin altındaysa eğer canın maksimum şeyi alıyorsun. Yani eğer canın senin %50'lerdeyse Ice Barrier %50 daha fazla absorb yapıyor. Mirror Image'i çağırdığında ekstradan bir klon daha çağırıyorsun. Mirror Image yenilen bütün damage'i %5 ekstradan şey yapıyor şimdi. Ice Barrier'dan bu daha iyi. Çünkü sen reaktif bariyeri
sürekli canın maksimumken de kullanacaksın ya. O yüzden %50'nin altındayken denk gelmek biraz şey. PvP'de daha fazla işe yarayabilir. Bu PvE'de. Çünkü ekstra klon demek ekstra damage demek. Az da olsa. Hedefe sapladığın şeyler, splinterlar çıktığında patlıyormuş, etrafına damage vuruyormuş. Şimdi bunu şu ana kadar şey yapmadık, en altta şu var. Tüm sapladığın kıymıkları aynı anda bir çekeceksin. Yüksek bir damage'a dönüşecek. Her frost splinter oluşturduğunda Ice Nova'nın damage'ı %3 artıyormuş 60 kereye kadar. Yani ne demek bu? %180 daha güçlü bir Frost Nova atabilecek. Ve bakalım. Shifting power fires the barrage of six. Shifting power'a bastığında 40 yard içindeki rastgele düşmanlara, hedeflere 8 tane frost splitter atıyormuş. Ve de bu şey ne bunun adı? Tek seçim. %2 crit ihtimali, %5 crit damage'ı veriyor direkt. Böyle bir slot da ilk defa görüyorum ha. %2 crit, %5 crit damage. Oha. Frost Splitter'ları ilk attığında verdiği direkt damage var ya en baştaki. O %2 ihtimalle Frozen Orb'un cooldown'ını resetliyormuş. Ve de hedefin Frozen Orb'dan aldığı damage'ı 10 saniye boyunca %20 artırıyor. Frozen Orb'u zaten Blizzard'la çok daha hızlı da cooldown'ını da azaltabiliyoruz. Frozen Orb'u çok ilginç şekilde kullanabileceğiz. Şurada hemen şeye bakayım. Bizim Grain nerede? Geç bunu. Frozen Orb kaldırmamışlar değil mi onu? Geç, geç. Geç. Frozen Orb Blizzard'ı instant yapıyor. Tamam. Ah tamam. Var hala. Çok güzel. Etrafı Splinter'dan geçirtmezsin. Şimdi Splinter Storm. Geldik. 8 ya da daha fazla saplanmış Frost Splinter'ın varsa hedefine otomatik olarak Splinter Storm atarmışsın. Splinter Storm da şuymuş. Bütün saplanmış şeyleri, Frost Splinter'ları patlatıyorsun. Ne kadar süreleri kaldıysa, yani şöyle işte 4000 damage vurdu, 4000'de 18 saniye içinde vuruyor ya, 3 saniye geçti, 5 saniye geçti, farklı farklı zamanlarda gittiler, kalan overtime'ın tamamını hepsi aynı anda damage olarak vuruyor. Sonra Glacial Spike. Glacial Spike'la alakası yok. Bu Splinter. Senin dediğin şey Icicle. Icicle'lar apayrı bir şey. Icicle'ları karıştırma buraya. Devamı var. Frost her oluşturduğun Frost Splitter için yani çatlattığın, patlattığın o şey için, Frost Splitter için yenilerini oluşturup hedefin üstüne çat diye atıyorsun. Ve de ekstradan yeni bir damage vuruyor. Ve de bu şey pasif. Pasif dedim. Yani otomatik olarak sallayacak. Splinter Storm attığın kişiye Winter Chill veriyormuş bir de üstüne. Tek şey mi acaba? Tek stack mi? Çok şey ya, bak diyorum. Crossfire da çok iyi. Spellslinger da çok iyi. Arcane Splinter da çok şey olacak. Ama yani hero talentlar olarak bunların ikisi de çok iyi. Hangisini oynayacağını bilemezsin ki. Olaya baksana. İkisi de farklı farklı. Peki. Şeye geçelim. Arcane'e geçmeye gerek yok zaten. Fire'e geçelim. Oradan da Sun River mıydı? Neydi? Sun Strider mıydı? Sun King miydi? Neydi bunun adı ya? Sun Fury.
Spear. Her 6. hot streak yemen harcamanda bir tane Spellfire Sphere oluştururum. Dövüş dışındayken Spellfire Sphere'lerin yavaş yavaş oluşurmuş. Hani şey gibi varlığa döndürmüşler. Bayağı Kayle'sin yani. Kayle'de mage olmasına rağmen etrafında şeyler var ya, orblar var ya, onu yapmışlar. Spellfire Sphere ne yapıyor? 3 kereye kadar stackleniyor. Spell damage'ini %2 artırıyor. Toplamda %6 olacak. Hot streak harcaman sana haste veriyor. 10 saniye boyunca %0,0 yazmışlar da neye göre oranlı bilmiyorum. 10 kereye kadar stackleniyor ve de stackler overlap olabiliyor. Yani farklı zamanlarda üst üste gelebilecekler. When you cast combustion, summon an Arcane Phoenix. Ya Kyle olmuşsun direkt, bu ne ya? Arcane Phoenix ne? Phoenix mi çağıracağım bir de? Combustion'ı kullandığında yanına Arcane Phoenix çağırıyorsun. Arcane Phoenix de sana Arcane ve Fire büyüleri atarak şey yapacak. Yardım ediyor. Spellfire Sphere oluşturmak. Bir sonraki Pyroblast'ın %30 Flame Strike'ını %60 güçlendiriyor. Your Blazing Barrier now grants 5% avoidance while active. Blazing Barrier esnasında %5 daha az avoidance, %5 avoidance kazanıyorsun, %5 leech kazanıyorsun. Kırıldıktan esnasında avoidance alıyorsun, kırıldıktan ya da zamanı dolduktan sonra 5 saniye %5 leech kazanıyorsun. Yanlış anlatmayayım. Bu sezon kimse de mage'lerin çoğunda spell steal yok. Adamlar da demişler ki bunlar kullanmayacaklar. Spell steal'i bari biz yaptıralım. Arcane Phoenix'i çağırdığında Supernova ya da Gravity Lapse atarmış. Arcane Phoenix çağırdıktan kısa bir sonra ve de olduğu süre boyunca sağdan soldan spell steal atarmış. Milletin üstündeki, hedefin üstündeki şeyleri, buff'ları çalıyor. Supernova'nın adı Gravity Lapse'e dönüşüyormuş. Gravity Lapse nedir? Hedef ve hedefin yanındaki 4 kişi havaya kalkıyor. Havada 3 saniye kilitleniyor, sonra çat diye yere çakılıp damage yiyorlar. Ya Tempest Keep'e gittik biz direkt. Tempest Keep'in birebiri. Burden of Power. Burden of Power ne lan, şu mu? Tamam. Burden of Power'ı harcamak. Yani Sphere oluşturduğun, Heart Streak'in yüzde işte Pyro %30, Flame Strike %60 güçlendirdi. Daha sonra Burden of Power'ı harcadığında bir sonraki Fire Blast'ın hedefin çevresine, üstüne, yani hedefe gelecek şekilde 4 tane meteorit atıyormuş. Meteorun küçüğü. Daha az damage vuruyor. Ve de her meteorun çarptığında işte vurduğu damage her olduğunda bir saniye Fire Blast'ın cooldown'ını kısalıyor. 4 tane olacağı için 4 tane azalacak. Neye baktım ben? Şuna baktım değil mi? Şuraya geçelim. Combustion'ı kullandığında üstündeki Spellfire Sphere başına 0,5 saniye uzuyormuş. Normal şartlarda Spellfire Sphere 3 tane oluyor. Demek ki bir yerden 5'e çıkacak ki 2,5 saniyeye kadar artar diyor. Normalde 1,5 olması lazım. Hello YouTube. Hello YouTube değil, atmıyoruz. Nevermore'cum. Scorch Critical Strike. Belki atabilirim de bilmiyorum ya. Dünkü yayına bakmak lazım. Scorch Critical Strike Threshold is... Ha. Güzel. Bu ne oğlum? Ya bak, şu hero talentlarında şunu hiç beğenmedim. Scourge'un strike sınırı %35'e çıkar yazmışlar, tamam. Elimdeki skill'i alta yazıyorlar. Acaba bu şey mi demek ki?
Scourge'u talent'tan almasan bile eğer bunu alırsan Scourge otomatik olarak sana veriliyor mu? Summoning your arcane phoenix grants you spellfire's feat. Over its duration your arcane phoenix will come. Spell. Arcane Phoenix'i çağırdığında Arcane Phoenix çağırmaktan kasıt neydi? Combustion'ı kullanmak. Combustion'ı kullandığında Arcane Phoenix geldi. Arcane Phoenix geldiğinde Spellfire Spear'lerin hep bir tane Spellfire Spear veriyor sana. Sonra da gelen Spellfire Spear'lerini harcıyor ve de bir exceptional, yani güçlü, farklı, ayrıcalıklı bir büyü atıyormuş şeye. Hedefine. AOM'i single target mı? Yazmamışlar. Spellfire Spear'ın kıyasını dedi. Evet bak dediğim burada. Spellfire Spear'ler artık 5 isteğe kadar çıkabiliyor ki burada 2,5 saniye kadar artabilsin. Generating spell. Ya bu talentları ayarlamamışlar mı? Bak bunu buradan almıyorsun. Diyoruz ki burada Arcane Phoenix Spellfire Spear'lerin varken exceptional büyü atar. Farklı, ayrıcalıklı, güçlü bir büyü atar. Burada da diyor ki Spellfire Spear'leri Phoenix esnasında Phoenix varken açarsan ayrı bir büyü atar. Zaten burada diyor. Ha şey mi acaba? Dur. Kafam karıştı. Burada olanları anlatmaya çalışmış. Burada da Phoenix esnasında oluşturursan onu da alır mı demeye çalışmış. Memory of alar. Ana Addiction ne lan? Ha bu. Tamam. Hyperthermia'yı şey yapıyor, kontrol haline getiriyor. Buna bakmamız lazım ya. Bunların hangisi daha iyi? Buna bakalım. Bunu ama dummy'lere atamayız. Tamam. Hadi. Tamam. Şimdi. Şu Gravity Labs'e bir bakmak istiyorum. Gravity Labs. Supernova'yı buraya mı almışlardı? Supernova nerede? Supernova buradaymış. Şunu alacağız dur. Supernova'ya da şey diye iki ayrı şekle getirmiştir. Gravity Labs'e bir bakalım. Gravity Labs'i almadık mı? Almamışım. Görüntüsüne bakasım var. Çok, çok kötü görüntüsü. Geri dağıtalım. Ve bu havaya kaldırıp 4 saniye orada tutup sonra 4 saniye ne? 3 saniye orada tutup sonra yere indiriyor. Yere indiğinde de şey oluyor zaten. Bak havadan düştü ya. Ne bunun adı?
Süpernova oluyor tekrar. Arcane Phoenix will cast Supernova and Glove Drop. Tamam, bakarız buna. Şimdi şeye gitmemiz lazım. Farklı bir şey var. Şuna bir bakalım. Açıktı. Ha, Arcane Phoenix bu mu? Nerede Combustion? Yok herhalde. Diğerinde vardı. Combustion'a bakalım. Hoş geldin. Saydık da. Ne işareti acaba o kadar? Aradaki şey neydi? Bu da niye güzel diyorlar ki? Ha, damage'i mi yüksek sadece? Kuş fazla vuruyorsa ondandır belki. Çünkü mekanik olarak çok eğlenceli bir şey değil. Ne, bir de tıklamak zorunda kalıyorum yani. Geldi mi Combustion? Bakalım. Ne exceptional büyü atacak? Ha, top attı. Şey. Şu ne ya? Şu sanırım değil mi? Nerede bu? Bu. Burden of... Power. Kaç tane kaldı? Şu mu? Bu şeylere bakmak lazım. Değil. Demis Fury. Ha, Burden of... Yo, bu da değil. Tamam. Attım. Üstüme açılan şey ne? Etrafta kocaman bir oluşum çıkıyor. O ne? Bak, bu üstte bir tane daha var. Şu Combustion verecek şimdi. Tamam. Ha, şeyden gelen Combustion Phoenix'i getirmedi. Skill'den gelen. Sparking Cinder ne acaba? Saçma sapan bir ton şey var şurada ya. Şunu bir açalım. Arcane atıyor, Fireball atıyor. Arcane'i AoE atıyor, Fireball'ı single atıyor. Ha, bu ne? Hypothermia mı bu? Evet, Hypothermia'ymiş. Ben çok sevmedim bunu. Samet, herkes bunu mu beğeniyor? Evet, bildiğin Kyle oluyorsun. Kyle'e bak. Evet, bonuslarına baksaydık keşke. Yeni bir tane bakalım.
Ne kaldı? Human... Warlock'a bakalım. Warlock'ta Diabolist diye bir şey vardı, o çok güzeldi. Champion, there is an urgent mission that requires a seasoned hero of Stormwind. İşaretleri değiştirseydiniz keşke. Halk olur Destruction tarafı. Ben ne deyim? Destruction ve Affliction sanırım. Soul Harvester'da demonoloji ile olan taraf. Gidiyoruz. Corruption yerine geçiyor. Kullandığında direkt Shadowflame damage vurmuş üstüne. 300 bin civarı bayağı bir yüksek. 18 saniyede damage vuruyormuş. Dot zaten. Shadow damage increase %2 shadow damage, %2 fire damage artıyor. Affliction'da zaten fire damage yok. Şimdi şöyle bir şey var. %2 shadow damage, %2 fire damage artıyorsa bu skill %4 mu artıyor? Soul Shard harcadıkça hedefinin üstündeki Wither'ın stack sayısı artıyormuş. Aynısı. Sentinel'in aynısı. Bak demin baktık yine aynısı. Hedefin üstüne Wither biriktiriyorsun. Wither biriktikçe bunun stack'i artıyor. Wither her damage vurduğunda ihtimalle sapıtıyor, patlıyor. Patladığında da bir stack kalana kadar patır 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 aşağı iniyor. Demin Sentinel'de aynısını söyledim. Şu an Shadow Priest'te de aynısı var. Böyle Wither 8 stack'e ulaştığı an ya da hostu işte kimdeyse hedef %20'nin altına indiği an patlamaya başlayacakmış pıtır pıtır. Her tarafa aynı şey, aynı mekaniği koymuşlar ya. Fire büyülerin, fire spellerin %10 daha fazla crit ihtimali alırmış giysilerden falan, sağdan soldan. Gün kaynaklardan diyor. Shadow priestler, shadow spellerinde %10, hani ikisi de mi crit? İkisi de crit. Curse of Weakness. Maşallah. Curse of Weakness, Curse of Satire dönüşüyor. Hem Curse of Weakness'ın yaptığını yapıyor, hem de Curse of Tanks'ın yaptığını yapıyor. Birini atıp hem büyüsünü engelliyorsun, hem şeyi engelliyorsun. Ne bunun adı? Testini, auto atak hızını. Unending Resolve aktifken 30 yard içindeki herkes hem Curse of Tongues hem Curse of Weakness'ı %100 efektiflikte kullanıyormuş. Bu ne lan? Buna ne gerek var ki? Defansın kaç dakika? 2 dakika mıydı? 3 dakika mıydı Unending Resolve? Azalmış. 2,5 dakika mı oluyor? 2 küsüreymiş. O zaman bu 3 dakikadır. Neyse, sürekli atılacak bir şey mi bilmiyorum ama şu garipmiş ya. Ama defansı da bunun için kullanmazsın. Bu biraz PvP tabanlı gibi. Şu daha iyi yine. Bir tane skill atıp ikisini birden tutuyorsun. Wither overtime damage'ı %50 daha fazla damage vuruyormuş ama %25 daha kısaymış. Şimdi yenileme süresine bakarsan, eğer affliction için düşünüyorsan Dark Glare'i çağırdığında bunun süresinin uzaması hangisine bağlı olacak? Dark Glare 8 saniye veriyor. 8 saniyenin %50 daha fazla damage vurması çok iyi bir şey. O yüzden bu Dark Glare'i de güçlendiriyor. Dark Glare'in efektini de güçlendiriyor. Wither'ın damage'ı %20 artıyor. Blackened Soul'dan gelen Wither'sti. Bak yine aynısı. Sentinel'in aynısı. Demiştim ya, %15 ihtimalle Sentinel bir tane daha kat. Hoş geldin Victor. Bu da aynı. Blackened Soul şeyinden, talentından stack kazandığında ihtimalle bir tane daha kazanıyor. Sentinel'in aynısı. Bu ne? Ya baktık. Bu ne?
Dark Pact aktifken saniye başına 4500 sana can veriyor. Bunu maksimum canda kullanırsan zaten %20 canını aldığında %80'lik armor verecek. Maksimum canda kullanmak en büyük armor'ı absorb kalkanını sağlar. O maksimum candayken kullandığında kendi canının %20'sini yok edeceğin için bu da işe yarar. Gayet güzelmiş. Bu ne? Maksimum canının %10'unu veriyorsun. Soul Leech artık ek olarak %15 daha fazla, maksimum canının %15'i kadar daha fazla şey yapıyor. Bu normalde zaten %10'u %15'e mi çıkardılar? %15 daha koyuyorsun, maksimum canının %30'u kadar önüne kalkan açılabiliyor. Eğer şeydeysen, dur bir saniye, bu şey ya, insanı kandırıyorlar. Bak şimdi, %15 falan değil bu. 1 milyon canın var diyelim. 1 milyon canın varken senin Soul Leech'in %10 mu? %15'miş. Şuna bakalım, ona göre konuşalım. Soul Leech nerede? Canının %15'ine kadar, tamam mı? 1 milyon canın varsa 150 bin Soul Leech absorbu açılıyor üstüne. Bunu aldığında senin canın ne kadar inecek? 900 bine inecek. 900 binin %15'i artı %15. Yani normalde 1 milyon canın varsa 1 milyon 300'e çıkmıyor. 900 binin %15'i kaç yapar o? 150 15'i kaç yapar? 90 yapar. 135 270. Yani 1250 gibi bir şey yapacak. Yine sana absorb kalkanı veriyor ama hem maksimum canının gittiğiyle kalıyorsun. Üstüne verdiği absorb kalkanı da 900 artı 270 mi? 1170'e kadar çıkıyor. Normalde ne kadar? 1 milyon canın var, 150 şeyin var. Berbat bir talent bu. Anladınız değil mi dediğimi? 1 milyon canın var bir tarafta. Normal halde zaten 1 milyon 150'ye kadar koruyor. İşte burada bunu aldığında senin canın 1 milyondan 900 bine iniyor. 900 bindeyken yüzdesel olarak aynı şekilde çalışmaya devam edecek. 135 oradan, 135 oradan 270. 900 artı 270, 1170'e kadar. Yani 20 bin absorb için 100 bin can kaybediyorsun. Çok saçma sapan. Öyle çalışmalı matematiksel olarak. Sıkıntı burada. Dark Pact daha iyi. Yani hem bunu alırsanız Dark Pact'i daha sık kullanmayı da öğrenirsiniz. Çok mükemmel bir skill bu. Hayatta kalma açısından. Agony 120 daha fazla damage vuruyor. Blackened Soul. Agony mi? Ha, ben Affliction'dayım ondan. Blackened Soul. Wither Stain'e bağlı olarak daha fazla damage vuruyormuş %2 stack sayısına bağlı olarak. Ne anlamı var onu düşünüyordum da ondan şey yapamadım. Blackened Soul'un damage'i %30 daha fazla. Blackened Soul'un damage'i vurmayı bittiğinde Tormented Crescendo alıyormuşsun. Tormented Crescendo da şey, Malefic Grasp mıydı skill'in adı? Malefic Rapture. Malefic Rapture'ı yok, daha yeni geçtik. Malefic Rapture'ı bedavaya atıyorsun, o. Bittiğinde Tormented Crescendo veriyor sana. Wither'ın Critical Strike Damage'ı %10 artmış. Wither crit vurduğunda yüksek ihtimalle stack veriyormuş. Bu ne lan? Bu şekilde kazanılan stackler Blackened Soul'u aktif... çok iyi bir şey. Blackened Soul'u stacklemek için crit vurduğunda stack sayısı stack sayısı artıyor ama patlama başlamıyor. Çok iyi. Malevolence. Mal diye okudum. Dark Magic Arrows from you and your captain. Cooldown vermişler baya. Çok güzel. 20 saniye boyunca Haste'in %15 fazla. Wither'ların etraftaki bütün Wither'lar aynı anda çöküyor. Bir stack'e kadar inmeye başlıyorlar parça parça. Malefic Rapture attığın herkes bir stack kazanıyor. Wither'lar çökerken Wither'ları yukarıda tutuyorsun. Burst'ün bu şekilde olacak o zaman. Çünkü Warlock'ların şey dışında cooldown'u yok. Ne onun adı? Demon çağırma şeyi olarak
Demon çağırma dışında kullanımları yok. Eskiden %20 haste, %20 crit aldıkları falan Dark Intent falan vardı. Onu kaldırdılar. Ondan sonra bak getirmişler. Güzel bu. Wither olan efektler de ekstradan damage alıyorlar şimdi ve stackleri 3 tane artıyormuş. Sonra da çatır 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 düşmeye başlıyorlar. Herk olur. İlginç bir şey. Muhtemelen diğer tarafta da Immolate'i mi alacak? Destruction değil mi bu? Destruction artı Affliction olması lazım. Soul Harvester'da Affliction artı Demonology'dir. Bakalım. şeytani bir varlık senin ruhunu kendi evi belliyormuş. Eğer yakınlarda böyle yenmeye değer böyle sulu mulu bir ruh varsa sıkılıntı yazmışlar. haber veriyormuş sana. Sıkılıntı Soul Empowers Your Next. Sıkılıntı Soul şey yaptığında bir sonraki Malefic Rapture'ın güçleniyor. Soul Shard harcadığı Soul Shard'ı bir tane azaltıyor. Damage'ini %20 fazla vuruyor. Ve de Demonic Soul'un yüzde bilmem kaç ekstradan damage vurmaz. Niye sıkılıntı yazmışlar ki? Lezzetli diye herhalde. 61 bin ekstradan damage vurmasını sağlıyor. Shadow Bolt ve Drain Soul. %20 daha fazla damage vuracak. Nightfall. Shadow Bolt'un damage'ını İkisinin de damage'ini %50 artırıyor. Nightfall ne yapıyor? Nightfall yapmıyor muydu zaten? Ha %25'i 50'ye çıkarmışlar. Aldığımızda %50'ye mi çıkıyor? Peki. Senin ruhundaki varlığı hedefin üstüne salıyormuşsun 10 saniye. Hunt atıyorsun sanki. Hunt diye skill var aynısı. Nasıl oluyormuş ki? Bunu niye yazmamışlar? Bak Soul Anathema diye bir özellik var şu anki. Ruhundaki varlığı hedefin üstüne atarsın 10 saniyelik diyor. Ne olunca atıyor peki bunu? Ha şu üstteki şey mi acaba? Demonic Soul'un en altında yazan mı? Demonic Soul'un gidip hedefe vurması acaba bu hedefin üstüne şey atması mı? 10 saniye. Olabilir. Malefic Rapture'ı kullanıp şey yaptın. Unstable Affliction'ın hedefin üstündeyse eğer Demonic Soul'un %100 daha fazla damage vuruyormuş. Muhtemelen şu alttaki 61 binlik damage'ı söylüyor. Hearthstone kullandığın zaman sanki Soul Burn'u kullanmış efekti alıyormuşsun artık. Ne zaman kullanırsan. %30 daha fazla healing alıyorsun ve de maksimum canı da %20 artıyor 12 saniye boyunca. Soul Burn efektini yazmışlar gerisine zaten. Hearthstone kullandığında Soul Burn'ün Hearthstone halini kullanıyorsun. Oo, mükemmel bir şey. Çok güzel bir şey bu. Şunu geç. Bu Dark Pact'i güçlendirmişler daha da. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Maksimum canda 1 milyon canın var. Sen bunun 200 binini vereceksin. 800 bin kalan. 800 binin senin üstüne kalkan olarak verecekler. Bu varken 1 milyon 200 kalkanın olacak. Kendi canını da geçiyor. 200 bin cana 1 milyon 200. Mükemmel. When you clear target, it touches soul. Şeyler çok güzel. Bir yaratığı, bir hedefi öldürdüğünüzde şey yapmış. İşkence görmüş ruhu yakındaki hedeflere musallat olur. Sallar, atar kendini. Damage vurmaya başlıyormuş. 3 saniye boyunca 10 yard'daki herkese damage vuruyor. 0.9 saniyede bir. Bunu haste'de muhtemelen 4.'yü yapabilirsin. Çünkü 2.'da 7'de kalacak. 8 hedeften sonrasında daha az damage vuruyor. Burası ruhu harcama yeri. Yaratığı öldürdün. Ölen yaratığın ruhunu ne yapacaksın? Oradaki yaratıklara mı musallat ediyorsun yoksa çekip sol şart olarak mı kullanıyorsun yeni bir büyün için? Warlock oynayasım geldi benim. Çok güzel. Hedefi şey yaptı, öldürdüğünde ihtimalle bir sol şart üretiyormuşsun. Oluşturuyormuşsun. O ruhunu sol şarda döndürüyormuşsun. Ve de bu sol şart kesinlikle Skull and Soul oluyormuş.
Skull and Soul'un da ne yaptığını üstte gördük zaten. Skull and Soul'u harcayıp Malefic Rapture'ı kullandığında hem daha hızlı şey yapıyor hem %20 daha fazla damage vuruyor. Bir de yanındaki ruhu şey yapıyorsun, musallat ediyorsun hedefe. Bir ilginç bir durum. Ne, nerede şu? Şu değil mi? Yok. Bana mı baktık? Tamam şu. Star Domination'ın cooldown'ı 90 saniye azalmış. Burning Grudge on the damage to you. Ne? Ne? Burning Grudge artık sana damage vurmuyormuş ve de hareket hızını ekstradan %30 daha artırıyormuş. Artık 60 saniye cooldown'ı varmış ve de 6 saniye sürüyor. İyi mi kötü mü? Ulan 60 saniye cooldown nedir ya? Çok fena da değil aslında. Ancında mancında ayaklarını yakarak koşmak dışında bir halta yaramıyor zaten. Bunu alıp hızlı hızlı koşup yani dash gibi kullanabilirsin bunu. Druid'in dash'i gibi. Demonic Soul tarafından vurduğun damage %10 artıyormuş. Nightfall efektini kullandığında yani instant shadow şey falan filan sürekli kullanabilir. Bence güzel ama şeyi Burning Rush'ı ya şey de dün Uldaman 10 mu? Ondan önceki gün mü? Bir ara Uldaman yapıyoruz. Yanımızda Warlock var. O ilk şey var ya. İlk boss var ya. Bromak mıydı? Neydi? Zaten herkesin canı ucu ucuna şey yapıyor. Yanımızdaki Warlock damage yaparken ayağını açmış. Yanıyor aya. Farkında değil. O adamla da bir de 10 yaptık. Nightfall'u harcadığında, Nightfall neydi? Instant, Shadow Bolt, Drain Soul falan filan. Onu %50 daha güçlü yaptırın. Demonic Soul'un ortaya çıkılıp kendini gösterip 75.000 damage vuruyormuş. Geliyor küfrediyor gidiyor herhalde ne yapıyorsa. 75.000 damage. Soul atı anatemanın damage'i %25 artmış. Ve de vurduğu damage'i %20 daha hızlı yapıyormuş. Tiklerin arasındaki sıra şey yapıyor. Shared Fate ya da Fist of Soul. Oo, aa kesin bu. Bak çok güzel oldu. Bak bu talent, bu tip talentları çok seviyorum. Şeyi, RNG'yi geçirdi. Şu an üstteki RNG'yi altta Nightfall'u harcadığında şeyin gidecek. Shared Fate ya da Fist of Soul. Neydi bunlar? Şuradaki özellikler işte. Hedefi öldürdüğünde AOE damage vurması mı ya da sana Skull and Soul vermesi mi? Hep sesin bu arada nasıl seslediniz de? Şey mi? Devamlı geliyor mu yoksa arada kısık kısık mı geliyor? Gel yapıyor mu ses? Tamam. Video niye öyle oldu o zaman? Bir saniye. Videoda saçma sapan git gel yaptı ses ya. Neyse göreceğiz. Bakalım. Buna baktı. Corruption. %25 daha hızlı damage vuracakmış artık. Ve de Haunt Nightfall yapacakmış. Haunt'u attıktan sonra Nightfall'u direkt atar mısın? Atılır mı? Hoş buff'u almak için atabilirsin doğru. Ama Hunt setup'ı esnasında affliction olarak düşünürsen atman gereken bir ton skill var. Onların hepsini yapıp Dark Glare'i açman lazım. Hunt'u şey Nightfall alan aldığın Nightfall'u nasıl kullanacaksın? Ona bakmak lazım. Soul Rot Shadow of Death veriyormuş 15 saniye. Shadow of Death aktifken Malefic Rapture her kullandığında Demonic Soul'unu aktif yapıp %10 daha fazla damage vurmasını şey yaparmış. Ha şu bayram falan bizim beta'da key yapar mısınız? Bakarız olur dungeon'ları ufaktan öğrenmek adına. Ama buraya şey yapmak lazım ya onu bilen yayında olan var mı şeyi? Normaldeki ayarları bir şeyle buraya geçiriyorsun hepsini. Ben buradaki ayarların hepsini tek tek yapamam. Dungeon yapmak için onu öğrenmek lazım. Shadow of Death güzel. Şimdi hemen Destruction'a geçelim. Demonology önemli mi bilmiyorum.
şey değil. Demonolojiye bakalım. Primary Demon'un %5 daha fazla damage vuruyor ve de Shadow Bolt %50 daha fazla damage vuruyor. Shadow Bolt'un ihtimalle Primary'de Felguard'ın Legion Strike'ına %300 daha fazla vurmasını sağlıyor. Hiç kontrol edeceğim bir şey yok. Demon'un gücü var. Shadow Bolt'un daha fazla vuruyor. İhtimalle de Felguard'ın Legion Strike'ı daha güçlü vuruyor. Bu kadar. Sıfır kontrol. Incinerate Crit ihtimali %20 daha fazla. Conflagrate Crit ihtimali %25 daha fazla. Conflagrate Crit vurduğunda Fire Damage'in 6 saniye artıyor. Bak bu dikkat edilmesi gereken bir şey. Bakalım. Diabolist nerede Diabolist? Aha. Hellcaller burada. Malvolence. Neyse şuna bakalım. Şu Diabolist çok hoşuma gitmişti. Benim şu anki demonoloji şeyin Warlon setinin aynısı. Diabolist mi? Evet. Soul Shard harcamak. 20 saniyenin Diabolic Ritual diye bir buff veriyor. Bu buff aktifken harcadığın her Soul Shard şeyin Diabolic Ritual'ın cooldown süresini azaltıyor birer saniye. Durasyonu azaltmak burada iyi bir şey. Şu anki demonoloji setine de bakarsanız onu kısaltmaya çalışıyorsun. 20 saniye ne kadar hızlı kısalırsa o kadar fazla damage. Patlatmaya çalışacaksın çünkü. Diabolic Ritual zamanı dolduğunda Demonic Art diye bir buff alıyorsun. Ve de bir sonraki Chaos Bolt'un, Rain of Fire ya da Shadow Burn'un yani ruh kullan, Soul Shard kullandığın skill'lerin Overlord, Mother of Chaos ya da Pit Lord çağırmasını sağlıyor. Çok güzel. Çok güzel. Neyi nasıl çağıracağına çok altta kontrol edebiliyor muydun? Hatırlamıyorum da hepsinin özel şeyi var bakın şimdi. Hepsine bakacağız. Overlord tarafından hasar alınmış, örselenmiş Mustafa. Overlord tarafından dayak yemiş şeyler, hedefler. Sen ve Pet'in tarafından alacak damage'lerden %5 daha fazla hasar alıyor 15 saniye boyunca. Demonic Arts. Bir sonraki Chaos Bolt, Rain of Fire ile Shadowburn damage'ini %100 artırıyor. Ve de Cast Diamond'ı da yarıya indiriyor. Mother of Chaos gelirse, bak Overlord gelirse auto atak yapmaya başlıyor. Yaptığı auto atak 15 saniye boyunca senin damage'ini ona %5 artırıyor. Mother of Chaos gelirse bir sonraki Shadow Bolt ya da Incinerate'inin Infernal Bolt olmasını sağlıyor. Infernal Bolt ne yapıyor? 100.000 fire damage vuruyor hedefe ve de 3 tane soul shard veriyor sana. Instant mı bu? Instant herhalde, hiçbir şey yazmamıştır. Bak buraya da bunu koymuşlar. Demonic Circle Teleport'u her kullandığında soul burn'lü versiyonunu kullanırmışsın. Movement speed'in %50 daha fazla ve de root ve snare'leri 6 saniye boyunca immunsun. Hall of Terror'un cooldown'u 15 saniye kısalıyor ve de range'i 5 saniye uzuyor. Şimdi Hall of Terror'u niye kullanalım? Hall of Terror nerede? Hall of Terror. Hall of Terror'u kullanacağına şunu kullansan daha iyi. Hem sana heal de veriyor. AOS. Stun'ı kullanırım. Stun'la durdururum. Biraz yersiz. İyiydi. Şu bak boş talent. Boş talent burası. Yalta yaramayacak. Buraya bakalım. Demonic Tyrant. Ve Demonic şey. Infernal. Infernal'i ve Demonic Tyrant'ı çağırdığında Diabolic Ritual alırmışsın ve de durasyonu 3 saniye düşermiş. Fazla CC isteyen peklere. Tamam da 5 kişisin sen. Başka kimse mi yok? Sen varlık olarak kaç şeysin sonuçta, DPS'sin, kaç kere CC atacaksın? Tankla healer halletsin onu. Daha doğrusu daha tank daha fazla. Demonic Tyrant ya da Infernal aktifken Soul Shard büyülerin Diabolic Ritual'ın şeyini, durasyonunu ekstradan 1 saniye daha kısaltıyormuş.
Unending Resolve heals you for... Unending Resolve kullandığında 10 saniye içinde canının %30'unu alıyorsun. Unending Resolve grants all leech equal... Dur. Unending Resolve kullandığında maksimum canının %10'u kadar soul leech veriyor sana ve de soul leech 8 saniyeyle %10 maksimum canının %10'u kadar ekstradan daha fazla absorbluyor. Fire damage %2 daha fazla ve demonların vurduğu damage %2 daha fazla arttı. Summon Infernal becomes empowered in... Summon Infernal %40 daha fazla damage vuruyormuş. Bunun yanında Infernal zamanı bittiğinde iki tane küçük parçaya bölünüp Infernal'in %50 güçte 10 saniye daha yanında durmasını sağlıyormuş. Bak şimdi. Havok single target cooldown'a dönüştü böyle olursa. Havok'la hedeflere single target skill'lerle vurduğunda %5 daha fazla damage alıyorsun. Single target %5 buff demek bu. Ona göre hala mage önde DPS'ler içerisinde. Yani bunu şu an birlikte baktıklarımız arasında söyleme ihtimalin yok Samet. Yani sağdan soldan duyduğun bilgilerle söylüyorsun. Çünkü baktık sayfaya, sayfada doğru düzgün efektif bir şey yok. Sadece kuş geliyor, ekstradan damage vuruyor. Sayılarını biliyorsun, ondan yorum yapıyorsun şu an. O talent sayfasında ekstradan bir şey yok. Saçma sapan bir talent sayfası yapmışlar. Kuşu şöyle yapar da böyle yapar da Frostwild Bolt'un verdiği efekt yok. Ne bileyim, Splinter'ın verdiği yok. Dün baktıklarımızda falan filan. Hani tamamen görsel olarak diyorsan ona bir şey diyemem. O taraflı bir yorum olur. Hit Lord çağırdığında bir sonraki Hand of Gul'dan'ın ya da Chaos Bolt'un Ruination yaparmış. Ruination ne yapıyor? İçinde Demon barındıran bir meteor çarparmış alana. Twisting Nether'dan gelen. Twisting Nether'dan gelen. Server alar arası transfer yapıyorsun. Demon'ları buraya getiriyorsun. 600 bin Chaos Damage vuruyormuş patlama alanındaki herkese. Ve de Diabolic Imp diye bir yaratık çağırıyormuş. Kritik ihtimali ne kadar yüksekse o kadar fazla şeyi artıyor. Damage artıyor. Kesin crit mi vuruyor ki acaba bu ya? Sargeras kızmasın. Bilmiyorum ki. Sargeras bir önce özgürlüğüne sahip olsun da ondan sonra bakarız ona. Çok güzel ya. Bak bu Ruination şey biliyorsunuzdur belki. Pitlordlarla dövüşürken Pitlordların meteor çağırma özelliği var. Şeyde de yapıyor aynısını. Infernal çağırıp duruyor. Hellfire City'lerin tepesinde Tanan Jungle'ın şeyinde, Tanan Jungle'da raid versiyonunda. Aynısını yapmışlar. Bayağı şey, baksana şu da zaten şuradaki resme bak. Şey bu, Pit Lord. Yani bak bu da şey. Buradaki özelliklerde lan ne özellik varmış diyemiyorsun. Sadece mage'e koymuşlar onu. Mage'dekiler güzel. Bir saniye, ben şeye niye bakmadım ya? Dur, skill'lere de bakalım. Bir saniye. Telefon. Ay. Raptor Mage nasıl olur arada? Sence özellikleri şey için bilmiyorum, gelince bakarız. Master'i alıyor ekstradan değil mi onlar? Gel bakayım, gel. Ne olduğuna bakmadan seçtim.
Summoning Pit Lord. Bunu bir de şey yapacağız değil mi? Bunun sıfatı yüzünden ben oynayamam aslında. Şimdi. Dimension Rift mi aldım ben arada? Vallahi Dimension Rift'i de merkeze koymuşlar. İlla kullandıracaklar şu skill'i ya. Bu da charge'lı, bu da charge'lı. Yani illa şey yapacaklar. Ne gerek yok. Diabolic Ritual'ı nasıl yapıyorduk? Spending Soul Shard, iyi harcayalım. Diabolic Ritual. Overlord çağırıyor. Hani Overlord? Geldi. Vay, hop diye yanımdan zıpladı. Yani Fel Hunter gibi gitmesi hiç hoş değilmiş. Bir de tek şey için mi geldi? 15 saniye debuff bırakıp gidiyor. Çok kötü görüntüsü ya. Ben daha böyle iyi bir şey bekliyordum. Aha, şeye dönüştü. Yok kes zamanı varmış. Ne bu? Ha. Evet, geliyor. Ruination. Geldi. Ya bu mu gelen dev? Aman. Biraz daha görsel bir şeyler bekliyordum yani. Şu kıllı bir imp geldi anasız. O neymiş? Geldi. 150 bin damage vurdu. Bir de çat diye baltayı vurdu. Chaos'ı nasıl çağırıyordu? Ha, Mother of Chaos da şeyi atıyor, tamam bir şey. Ruination attık. 1 milyon 200 vuruyor Ruination. Geldi. 135 bin. O damage üstüne bir de 200 küsür vuruyor. O neymiş? Diğer boyuttan skill'i atıyor, geri gidiyor. Ben yanımıza geliyor sanıyordum. Adam bir şey yapmadı. Gelmeye zahmet bile etmedi. Bu kadar güçlü bir varlıkta değiliz demek ki. Pit Lord'un geçebileceği bir kapıyı açamıyoruz. Ya şu tuşları bir ayarlamak lazım. Overfiend. Bakayım, Overfiend kendinden mi geldi?
uzaktan geldi. Overfin diye ne yaratık? Şey yerine o Blasphemy yerine mi geliyor? Blasphemy hala var mı? Yok, Blasphemy yok. Blasphemy'yi Overfin'de çevirmişler. Aynı şey, sadece uzaktan skill atıyor. Çok bir şey yaptığı yokmuş. Çok fazla bakılacak bir şey yok. Ne kaldı? Warrior falan mı kaldı? Saat kaç oldu ya? Az bir şey ara vereyim ben de. Warrior kaldı, Rock kaldı değil mi? O ikisine de bakarız. Ne de bildiğin Ice Dance gibi olmuş. Incinerate mi? Bir saniye bileyim. Biraz instant yapsalar güzel olur aslında. Bunun daha hoş bir şey var. Mansion Rift'i zaten kesin almak zorundasın gibi bir şey. Şuna baksana, ha, ortada. Hareketliyken atıyorsun, gayet güzel o kısmı. Geçerken pat diye çekivereceksin. Fire and Brimstone, bak bu da güzel. Bu eskiden %45'ini mi 55'i mi ne vururdu çevresine? Şimdi şey, %25. Peki. Biraz ara veriyorum ben. Bugün Warrior'la Rogue'a da bakarız. NC'den ulaşabilirsiniz bana. Şimdi görüşürüz. Şu editlerimi bir ayarlamam lazım. Hadi bay bay.